Yanınızda Evet. ki o dönemde Türkçe konuşup diğer diğer dolaşır Evet. derler ya ona. Ya sen neyi arıyorsun? Ben Yaradan'ı arıyorum. Her şeye, her köşe başı dönününe bir güzele aşık olur derler ya. Bir Yaradan arıyor ve o kadar çok kıtlığın olduğu bir dönemde Hacı Bektaş Veli dergahına girdiğinde herkesin mutlu olduğunu görür. Evet. Bu kadar. Yani orada bir teslimiyet vardır belki. Belki de kesin teslimiyet vardı. Tekrar o coğrafyaya girelim. Peki hiç düşündük mü acaba? Yani Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli. Bugün itibariyle takip ettiğimizde Mevlana müthiş derecede bilgin, alim, Farsçayı ve Arapçayı bilen, Mesnevisini ve diğer eserlerinde Farsça yazan. Diğer tarafta Yunus Emre bir halk adamı. Yani medrese eğitimiyle çok bağlantısı olmamış Evet. ama öz Türkçe. Bugün işte Başbakanımız bile bir toplantıda çok rahatlıkla onun şiirlerini aradan geçen süreye bakın yaklaşık işte 800 yıl Evet, gibi bir süre evet, evet. söylediğinde salonda olan herkes bunu anlayabiliyor. Duru Türkçe. Evet. Bektaşilik kavramına baktığımızda o da Orta Asya'dan gelen Türkmenler, Müslüman Türkler ama İslam'ın bazı kaide ve kuralları tam olarak yerleşmemiş. Onların kalbine işleyecek olan da Bektaşi, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri. Evet. Ve aynı zamanda da Osmanlı'nın o güçlü muazzam ordusu Yeniçerilerin de piri. Hadi Aslında bakayım. şöyle bakıyoruz. Hani Anadolu'daki Alevi Türkmen grubu, Anadolu'nun Yörük grubu ve Anadolu'nun biraz daha İslam coğrafyasıyla yakın olan tarafı 3 kutup, 3 kilit ve Anadolu'yu ayakta tutan 3 kutsal değer. Evet. Böyle de bakmak lazım. Aslında birçok kişi bunu gözden kaçırıyor. Yani Farsçası, Arapçası, muazzam medrese kültürü, Abbasi